Peygamberimiz diyor ki ümmetim için en korktuğum şey Lut toplumunun yaptığıdır diyor. Yani ümmetim için en korktuğum şey homoseksüellik. İslam alemini bundan batırmak istiyorlar. Ve Peygamberimiz diyor ki mesela Hakim ve Beyhaki'de erkek erkekle yetinirse ümmetim helak olur diyor. Erkek erkekle. Bir kadın zıttını görüyorsunuz değil mi kadın karşılığında? Yok dekolte giyindi, yok saçını açtı, yok işte gözünü boyadı. Bütün gücüne ama homoseksüel gördün mü? Alkışlıyor. Ama tertemiz Allah hanımlar yaratmış. Onlara bütün gücüne karşı koyuyor. Trafikte bile karşı adam. Her yerde karşı. Bir kısmı da araba sürmelerine bile karşı. Araba kullanmalarına. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki homoseksüellik yani lutilik çoğaldığı zaman Allah homoseksüellerden ve onların işini tabii gören toplumlardan, bak dikkat edin, onu normal gören, doğal gören, gerekli gören, makul gören toplumlardan korumasını kaldırır. Hangi yaşayış üzerine yıkıma uğrayacaklarını önemsemez. Ve Allah onları helak eder diyor. El et terhib 4. cilt 65. sayfada yazıyor. Bak hem Kur'an ayetleri sabit hem hadislerle. Onlar bak normal görenleri de helak eder diyor Allah. Kendi yapmasa dahi zaten normal gördü müydü? Aynı o konuma gelmiş olur. Yani makul, gerekli, faydalı görüyorsa aynı kafada demektir yani. Ahir zaman alameti diyor Peygamberimiz. Erkekler erkeklerle yetindiğinde kıyamet yaklaşmış demektir diyor. Ramuzul Ehadis 448-8. Kadınlara benzemeye çalışan erkeklere Allah lanet etsin diyor Peygamberimiz. Ebu Davud Libas bölümü bölüm 30 Cami-i Sagir 2'ye 124. Bu kadar açık hüküm Kur'an ayetleri varken, bu kadar açık hadise varken fıtrata da karşı iğrenç bir eylem olduğunu gördükleri halde şak 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 alkışlıyorlar. Utanç duy, utanç, haya et. Ya çok açık hüküm. Destekliyorsan o kafadasın demektir. O mantığı savunuyorsun demektir. Kendileri güzel iş yaptıklarını zannediyorlar diyor Allah. Ya desteklemek demek doğru fiil diyorsun yani. Yapılan doğru diyorsun. Pislik olduğu ortada. İslam'a göre, Kur'an'a göre, benim inancıma göre. Adam dinsiz, imansızsa beni ilgilendirmez o adam. Ben Müslüman olarak diyorum. Ben Müslümanlara hitap ediyorum. İman ehline ve Hristiyanlara hitap ediyorum. Ve Musevilere hitap ediyorum. Dindar Musevi, dindar Hristiyan, dindar Müslümanlara hitap ediyorum. Yani İslam'a önem verenlere söylüyorum ben. Dinimize göre böyle, Musevi'ye göre de böyle, Hristiyanlığa göre de bu şekilde. Müslüman tabi bunlar döverek, söverek, ezerek, küfrederek değil. İlimle, irfanla, akılla bu fitneye karşı mücadele verecek. Demokratik yöntemlerle, kanunla, hukukla mücadele verecek. Yoksa adamları işte binanın üstüne çıkarıp atmak, yakmak, kesmek, dövmek, öldürmek falan değil. Ama iğrenç bir fiil olduğu açık. Hazreti Lut devrinde Hazreti Lut'un kapısına dayanmışlardı adamlar. Şimdi de evimize dayandılar televizyonlarla, radyolarla, gazetelerle evimize dayandılar. Evin kapısına dayandılar yani. Aynısı. Çünkü o devirde adım şey dayanıyor. Şimdi de televizyonlarla, radyolarla evlerimize dayanmaya çalışıyorlar. Ya büyük bir kitle de homoseksüel olmuş durumda ve Darwinist olmuş durumda. Buna karşı işte Cenab-ı Allah Hazreti Mehdi'yi ve Hazreti İsa Mesih'i gönderiyor. O bütün peygamberler devrinde yapılan rezilliklerin, o devirde peygambere mücadele ettiği rezilliklerin 1000 katı şu an var. Ve buna karşı Cenab-ı Allah Hatem'e veli olan İmam Mehdi'yi ve bütün Hristiyan aleminin ve Müslüman aleminin sevgilisi olan Hazreti İsa Mesih'i gönderiyor. İnşallah. Bu belayı kaldırmak için. İnşallah. Mesela bak Tevrat'ta kadınla yatar gibi erkekle yatma. Bu iğrençtir diyor Leviller Tevrat'ta 18'de 22. Bir erkek başka bir erkekle cinsel ilişki kurarsa ikisi de iğrençlik etmiş olur. Leviller 20'ye 13. Tevrat. İncil'de de haramdır, yasaktır.
Hristiyanlıktan. Musevilikte de haram ve yasaktır. Ve sonsuza kadar haram olan bir fiildir. Cennette de haram olan bir fiildir. Sonsuza kadar. Yani Allah iğrençlik olarak, iğrenç bir pislik olarak belirtiyor. Allah diyor ki örf ile emret, örf ile anlat. Ben örfe göre söylüyorum, anlayacağı dilden anlatıyorum. Örf ile söyle diyor Allah. Nefislerine yönelik etkileyici usul. Evet. Evet, etkileyici o anlamalar için uygun bir uslupla konuşuyorum. Ama hepsinin kurtulmasını isteriz tabii. Bu beladan, pislikten. Kimse cehenneme gitsin istemeyiz. Helak olsun istemeyiz. Herkes kurtulsunlar diye söylüyorum bu sözlere. Allah sizden iyiliği emreden, kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun diyor. Burada asıl hedef kurtuluşlarıdır. Bu pisliğin içine hiçbir Müslüman düşmesini istemiyor. Hiç kimsenin düşmesini istemem. Hepsi kurtulsunlar. Allah başka bir ayette Müslüman olmaktan başka bir üstünün üzerinde ölmeyin diyor. Tabii. Kur'an'da mesela nikah geçer. Nikah kelimesi. Tezviç. İzdivaç yani. Zevç. Eş. Zevce. Eş. Bunların tamamı kadın sigasıyla. Kadın olarak geçer. Hiçbirinde erkek hükmü geçmez. Kur'an'da hiçbir evlilik hükmünde erkek erkeğe diye bir ifade olacak gibi, ima dahil olacak gibi hüküm yok. Hepsi kadın erkek erkeğe göre. Bütün fiil çekimleri kadın erkeğe göre. Tamam. Ahirette de öyle, dünyada da öyledir. Zülüt'te ben bu yaptığınızı öfkeyle karşı olanlardanım diyor. Tabii. Nikahlı eşler dışında, helal olan kadınlar dışında ilişkinin haram olduğunu Cenab-ı Allah açık açık söylüyor. Mesela Müminin Suresi 6 ve 7. ayetleri, Meare Suresinin 29, 30 ve 31. ayetlerinde kesin hüküm olarak, bak nikahlısı, helali olan kadınların dışında her türlü ilişkinin haram olduğu geçiyor. Erkek hiçbir şekilde ilişkiye giremez onun dışında. Onun dışında diyor, sabretsinler diyor Cenab-ı Allah. Onun için sabretsinler. Yani nikahlanıncaya kadar, nikah imkanı oluncaya kadar sabretsinler. Kadın da öyledir, erkek de öyledir. Kadın karşıtı işte yok. Dekolte giymesin, yok saçını boyamasın. Makyaj. Kadınlar erkek gibi yaptılar. Kadınlardan soğudular. Bir sefer erkeklere yöneldiler. Yani kendilerini kadınlardan soğuttular. Çünkü kadın güzelliğini kaldırdılar. Kadınlar erkek gibi yaptılar. Kadınları soğuk hale getirdiler. Mesela bir kısmını sevgisiz, gaddar hale getirdiler. Ters böyle, aksilik yapan, hayasızlık yapan, işte erkek gibi küfreden, ondan sonra nezaketsiz, bakımsız, itici kadınlar meydana getirdiler. Büyük bir kitle olarak. Sonra da erkek çocuklarına yöneldiler. Ve homoseksüelle çevirdiler olayı bir sefer. Tabii kadınlar bakımlı, güzel olsalar, dekoltede giyinse, mesela çekici, hoş olsalar, kadın sevgisi yüreklerine işleyecek ve böyle bir sapıklığa da gitmeyeceklerdi. Allah bela olarak üstlerine bunu getirdi. Böyle bir şey dedim, makyaj bile yaptırmıyorlar, erkek gibi giyindiriyorlar. Hiçbir şekilde. Vücudunu da erkeğe benzetmeye çalışıyor. Diyor ki mesela diyor, yok diyor kalçan dar olsun ya diyor, geniş omuzlu oluyor, bu ne ki böyle diyor. Erkeği de kadın gibi yapıyorlar. Çocuklar, ben bakıyorum model çocuklar yurt dışında. Aynı kadın kıyafetleri ya. Acayip ezmişler çocukları. Aynı kadın. Hocam Allah bir ayetinde içinizden iyiliği emreden, kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun diyor. Bu konuları hiç kimse sizin gibi anlatıp tepkisini ortaya koymuyor. Ötleri kopuyor ya. Ne korkuyorsun? Allah'tan kork. Zinaya yaklaşmayın derken Allah tam olarak ne demek istiyor sizce? Telat akşam. Şimdi bazı bilgisi eksik olanlar zinaya yaklaşmayın. Onu genişletiyor. Allah adına yeni bir hüküm çıkarıyor. Ya diyor Allah demek böyle demek istiyor. Ya kardeşim Allah muhkem açıklar. İma ile konuşmaz. Kur'an'da ima ile Allah hükmü hiç yoktur. İma ile İslam olmaz. İma ediyor diyor. Zinaya yaklaşmayın. Ne demek? Mesela kadın varsa evine, onun evine 200 metre uzakta durman gerekiyor diyor. Çünkü yakınlaşırsan zina tehlikesi. Bunu anlatmak istiyor Kur'an diyor. Zina yaklaşmayın demek
fiil olarak zina fiilini yerine getirmeyin demektir. Yani cinsel ilişkiye girmeyin. Helal olmadan cinsel ilişkiye girmeyin demektir. Yaklaşmayın deyince işte filmlerde de oradan buradan alarak kendilerince hüküm çıkarmaya çalışıyorlar. İma ile hüküm olmaz. Hüküm mü? Eğer ima ile yapmaya kalkarsan İslam'ı mahvedersin ki ettiniz zaten. Şimdi onu düzeltmeye çalışıyoruz. İslam'ı yeryüzünden silecektiniz. Allah kurtarıyor şu an. İma ile Müslümanlık olmaz. Mesela Allah namazı ima etmiyor. Namaz kılın diyor. Oruç tutun diyor. İma ile hiçbir hüküm yoktur. Helaller haramlar ima ile olmaz. Şarap haram diyor Allah. Açık söylüyor. Kumar yasak diyor. Açık söylüyor. Öyle kapalı bir hüküm yoktur. İma ile hüküm çıkarıyor adamlar. Mesela diyor ki kadınlara dokunduğunuz zaman efendim abdest alın. Ya dokunma cinsel ilişki açıkça. Çünkü şey de diyor Hazreti Meryem bana hiçbir erkek dokunmamışken nasıl çocuğum olur? Burada kastedilen cinsel ilişki açık. Çocuk olsa bilir bunu. Yok ya diyor, öyle demek istemedi diyor. Parmağını dokunmak yeterlidir diyor. Adam yolda giderken kadının eli bir değiyor. Şöyle. Yanlanıyor. Abdest gitti. Ya kardeşim imayla hüküm olur mu? Nereden çıkarıyorsun sen bunu ya? Hep imayla mahvetmişler İslamiyet'i. Mezhepleri de imayla ortaya çıkartmışlar. Mezheplerin çıkış amacı, yolu, sebebi imadır. Açık muhkem hükümle İslam'a bakmamışlar. Onun için kadınları da bu kadar köşeye sıkıştırıyorlar. Ve bu kadar eziyorlar. Hep imayla. İma ediyor. Ya imada öyle bir şey yok. Sen kendi aleyhine niye imaya bakmıyorsun? Kendi aleyhine imaya bakmış olsa sokağa çıkamazlar. Hep hükümleri kadınların aleyhine çıkartmışlar. Hep uydurma hükümler. Kur'an'da kadınların hürriyeti alabildiğine açık. Son derece özgür kadınlar. Nur suresinin 31. ayeti de kadın özgürlüğüyle ilgilidir. Onu tam tersine çevirmeye çalışıyorlar.